Önce toplaması daha kolay olur. Evet, aleyküm selam YouTuber'cuk. Aleyküm selam tavuklu pilav. Ulan nereden çıktın siz? RTS sizi aşar ve ağır gelir demiş. Allah Allah. Allah Allah, bunun bir sınırı mı var? Varmış demek. Bunu diyen adam da yalnız Grand Strateji kanalında bunu diyor ya, helal olsun. Modluğum, where is my modluğum demiş. Var ya lan kılıcın, görmüyor musun? STD 44 ne abi? Steel Division 1944. Kısaltılmışı STD 44 diye şey yapıyorsun, geçiriyorsun. Selam dedeciğim demiş. Sen miydin lan o Fatih? Allah senin cezanı vermesin. Dün yayında Kaan'ın biricik torunu, Kaan'ın sevgili torunu, Kaan'ın torunu falan diye account gelip duruyor. Banladıkça enisi geliyor. Meğer Fatih'miş. Aleyküm selam Yunus Emre, hoş geldin. 4v4 atacağız. Ben Protoss seçtim. Abim Zerg oynuyor. Yanımızda bir Zerg daha var. Diğeri random almış. Karşıda 2 Zerg, bir Terran, bir Protoss var. Zaten 3 tane ırk var. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Terranlar insanlar. Gelişmiş insanlar diyelim. Protosslar uzaylı ırkı. Gelişmiş teknolojiye sahip. Kendi içinde kapalı bir komünyon. Zerg ise bildiğiniz neye benzetebilirim Zerg'ü? Bir şeye çok iyi benziyordu. Şu an aklıma gelmese de. Hamam böcekleri gibiler. Yani. Hamam böcekleri gibi. Daha iyi bir benzetmesi var onun da, neyse. Kılıç var Emir. İsminin başında kılıç var oğlum. Blaze mi? Ne Blaze mi? Bugün oynadığımız harita bu. Ya ayrı olması hoş bir şey değil aslında bölgelerin. 4'e 4'ün bence en kötü harita şeyi o. Ayarı o. Ayrı oldu mu çünkü daha beter. Bir noktaya odaklanarak saldırdılar mı dağıtıyorlar o noktayı. Aynen. Hemen kurulmaya bakalım. RTS uzun zamandır yapmıyorum. Yani çok aralarda sıkıştırmaya çalışıyorum. Bu yüzden RTS'i yapalım bu gece dedim. Ve bayağıdır şey de yapmadım. Steel Division'ı da yapmadım. Yeni DLC'si çıktı. Üstünden kaç hafta geçti. Yapmadım. Dedik bir bari RTS gecesi olsun bu akşam. Hem STD'yi atarız hem biraz SC atarız. SC'yi nereden baksanız hiç atmamıştım. Daha önce kasılmalar yaşıyordum. Sonra aklıma geldi. İşlemci yerine ekran kartına verdim yayını. Şu an sanırım kasılma yaşamıyor. Yani ben yaşamıyorum en azından. Muhtemelen siz de yaşamıyorsunuzdur. Meğer çözüm ekran kartıymış. Geriye yaslanıp insanın ekran kartına güvenmesi gerekiyormuş. O benim hatamdı. Tabi herkes özgün gibi zengin olmadığından, çift 1080 kullanmadığından öyle hemen ekran kartına sarılmıyor. Özgün'e de söylersiniz bunu. Yayında yok ama olsun. Ha, büyük ihtimalle şey var çünkü, kılıcım var görüyorum. Koy4 abone multisi ne zaman? Duyurulardan takip edebilirsin multileri. Hepsini. Sadece oy değil, EU onlar için de. Yanındaki kim? O da Protoss. Biz iki Zerg, iki Protoss bölündük resmen. Aynen. Bu ses ne lan? Bildiğin kalorifer doğrama sesi gibi ses geliyor. İnşallah yayına çok gelmiyor. Böcekler candır, böcekleri oyna demiş. Aynen. Böcekler katledilmelidir. Bu konuda çok netim. Beni katledeceksin mi? sen takım arkadaşım olduğun için mecburen şey yapıyorsun. Geçerli kalıyorsun. Abi bu kabul edilemez ya. Kabul edilmeli ben bence. Destek istiyorum bu konuda. Uzaylıyım lan ben. Arkadaşlar destek versin bana. Benden başka uzaylıyı niye kabul edeyim? İlk 5 dakika Zerg Rush demiş. Yok, yapamazlar. Zaten iyi oynayan adamın yapacağını düşünmüyorum da. Olmaz yani, o yemez. Ona gerek görmüyorum ya. Ha bir de yaparlarsa yok olurlar zaten. Başarısız olur. Ve ekonomisi darbe alır boş boşuna. Öyle expo giderler genelde. Benim de gitmem gerekiyor da 4V'yi yapmam lazım önce. Ondan sonra. Belki biraz geç kaldım kuleler muleler deyince. Bayağıdır oynamıyorduk. Bu sabah oynadım biraz. Isınmaya başladım ama bayağı bir değişiklik olmuş oyunda ben girmeyeli. O yüzden biraz süre alacak gibi şey yapmam.
alışmam. Zaten TOS'la oynuyorum genelde. Hani istiyorsanız insan görmek istiyoruz biz diyorsanız, çünkü bayılıyorsunuz insana ve savaşa. Şey de yapabilirim. Terran'da deneyebilirim. Zerkus üstümüze. İşte bu. Kus üstümüze. Hop, yetmiyor. Dayıya bir tane çak. Gel şöyle. Bu kuleleri arkadan indirmememek için dikiyorum. Buradan indirme yapıp ya da havadan falan saldırı yapıp işçileri çok vuruyorlar. Oyunun zaten en başlıca mekaniklerinden biri o. Yani karşı tarafın işçilerini devamlı taciz ederek para toplamasını engelleme. Ve o sayede hani karşı tarafa üstünlük kurma gibi bir durum söz konusu. Aa de, yeterli şey yapamadık. Bizim kırmızı sıfır ünite yapmış ya. Çok teşekkür ederim kırmızı. Çok başarılısın. Abi nasıl sıfır ünite yapmayı başarıyorlar ya? Başarıyorlar gördüğün gibi. Neyse, Zerg'den yardım geldi. Kuleler de var. Ya. Çok sıkıntı olmaz da. Gelecek daha arkadan. Bizim herif çok başarılı çıktı işte yani o konuda. Evet, yedik. Entar Otasadar. Yani şuraya bu kadar kurulup sıfır ünite basmak gerçekten büyük olay. Yani kendini kapatmış oraya, adam öyle yaşam sürüyor. Ya. En sevmediğim oyuncu tipi açık ara. Shift Alt C miydi? Neyse. Alt C de olabilir, hatırlamıyorum şeyini. Kısa yolunu. Ne? Pinkleme mi? Yok ya, şey, şu kendi binana krono boost atma. Ana evler için. Alt G'di galiba. Alt C miydi? Hatırlamadım. Denedim ama başaramadım. O yüzden zorlamadım. Antimilitarizm mi? Ne demek? Rise of Nations. Rise of Nations daha önce yayında denemiştik. Görmemiş olanınız varsa bu sırada. Onda şöyle bir sıkıntı oluyordu. Yayına mouse imleci gözükmüyordu. Yani yayında zaten denemek istediğim bazı oyunların birçoğunda böyle bir illaki şey yaşamışlığım var. Aksilik. Yaşamadan olmuyor çünkü yayında. İmleç bildiğin gözükmüyordu yani yayına. Ben görüyordum da millet görmüyordu. Böceklerin zayıf tarafı ezilmek mi oluyor diye soru gelmiş. Kırmızı hümanist galiba. Evet. Pezevenk pasifist bence. Hümanist de değil, pasifist direkt. Böceklerimle iyi geçin valla. Böceklerimi salarım üstünüze. Sonra da arka sesler size geliyor mu? Oyunun sesi, abimin sesi vesaire. Onu da bana söyleyin. Ona göre ayarlamasını yapalım. Upgrade'lerini yaptım. Ufak zeolotlar yakın mesafe şey birebir girişecek adamlarım. Upgrade'ini yaptığınızda uçarak giriyorlar. Düşmana kafa atıyor. Mermiye kafa atar gibi düşmana kafa atıyor. Şu overlord'u alalım. Hıyarlık değil mi? Şöyle kalsın. Bize görünmese de olur bence. Bizi siktir et falan. Ben görmek istemiyorum zaten. Öyle olmuyor ama işte ya. Güzel bir şey değil öyle olması. Şu yeni pylon mekaniği değişmiş. Eğer oyunu oynayıp bayağıdır oynamamış olan varsa pylon mekanikleri değişmiş. Diktiğiniz yere göre warp conduit bonusu alıyor. Daha az ünite basıyorsunuz. O önemli bir olay olmuş. Daha hızlı basılıyor buralarda. Bir de oyunda niye Türk bayrağı var? Ben ekledim onu canım. O bana ait bir durum. Oyunun kendisinde yok yani. Protosslar Türk mü diye soru gelmesin böyle. Zerg... Ay şimdi Türk olduğumuzu göstermeyelim mi ya? Zerg mesliyor. Şuraya da atalım şeyleri.
We are the Blades of Iron. Bizimki de hava gidiyor. Hava gitmesi iyi. Karşı Zerg yerden gittiği için bize bayağı bir şeyi olur. Faydası olur. Protostar atalarımız. Aman diyeyim yenilme demiş. Ya arka sesleri kastettim yani. Arka sesler yeterince geliyor mu gibisinden. Şuraya kurulacağım. Adam gelir gelmez umurumda değil. Para lazım para. Gördüğünüz gibi burada daha yavaş geliyorlar böyle. Ama buralarda şu turkuaz olduğu zaman paylonlar daha hızlı geliyor. O da yeni bir özellik. Bu da yeni son expansion'ın şeylerinden biri, gemilerinden biri. Hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. Son expansion'ın ben şeylerini hiç sevemedim. Getirdiği üniteleri beni rahatsız ediyor bayağı ya. Eski şeyler daha iyiydi sanki. Herif sıçtı ortalığın ağzına ya. Birader uçak gidiyorsun. Gözünü seveyim. Yakala şunu da vur ya. Oo. Arkadan Zerg geliyor. Gelemedi. Okey. Arkamızdan çıksaydı fena olurdu. Öyle yerden çıkan yaratıklar şey olarak bize geri dönüş yapıyor. Katil olarak bize geri dönüş yapıyor. Bayağı sağlam tünel işlevi görüyorlar çünkü. İçinden binlerce Zerg gelebilir bir anda eğer herif hazırsa diğer tarafında tünelin. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadan yememek için onu. STD 44 hangi oyun? Steel Division. Madem Protostar Türk böcekleri denize dökelim demiş. İşte bunu bekliyordum ya. Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. Aradığım ruh budur. Kesinlikle aradığım ruh buydu. Bizi bağrınıza basmanız lazım ya. Şu yeni ünitenin şu patlama olayları çok hoşuma gitti. Aktif kullanabilirsem iyi olur. Aktif kullanamazsam sıçarız muhtemelen ama. Deneyeceğim. Hemen şey de yapalım biz. Ünite upgrade'lerini de yapalım daha güçlü vurması için. Yukarıda gerçekten bir şey mi oluyor? Gerçekten mi ya? Overlord'larla adam getiriyor ya. İşte bu ya. Aradığım azim. Yukarıda sağlam sağlam. Overlord'lar gitti. Yukarısı bizim komple Zerg, aşağısı komple Protoss yalnız ha. Yani bu kadar şey olabilir. Bir Nidus Worm sesi duydum. Aynen attı öldü. Ha okey. Adam full boş atıyor ya. Bu oyun çok mu sıkıyor? Ne alaka lan? Bildiğin klasik RTS bu. Deneyelim ya karşı tarafı. Biraz mal gibiler. Görelim bakalım harbi mallar mı? Bir şeylerimi atayım. Hadi bakalım. Ya Terran mal çıktı. Direkt acımadan. Arkalı önlü bayağı bir... Oo, Zerg bayağı kasmış. Geri kaçıyorum, dağıldım. Zerg deli gibi Hydra kasmış. Ama biz de boş değiliz. Gel istiyorsan gör. Binaları hızlandıralım. Daha hızlı dikmemiz lazım. Yetiştirmemiz lazım askeri. Kıskanç değilim yani umarım demiş. Sen de StarCraft oynuyorsun. Harbi ya. Bu kanal artık ne zaman StarCraft'ı bırakacak? Her gün her dakika StarCraft var. Şuradan şey de basalım. Kolosay göndereceğim biraz. Siz güzel mesliyorsunuz aşağıda. Bizim kırmızı böyle kendine Müslüman takılıyor herhalde. Evet. Görmedim onun uçaklar nereye gitti, ne yaptı.
Ben yine bir saldıracağım. Chat'te hep yazı yazıyor, aynen. Sadece RTS mi olacak bu yayın? Evet, bu ve Steel var. Belki War Thunder atarım ama kafam ne kadar çeker bilmiyorum. Ordular yukarıya gitti, biz aşağıyı vuralım. Gerçi arkamdan gelecekler, iyi bir şey olmaz. Desteğe gidelim ki bizimkilerin üniteleri yaşasın. Bu ne lan? Arkama BC'ler geldi arkama. Ayrıldı birliklerim, iyi olmadı. Burada kızartma yapsak da arkada kaldı ana birlikler, orada dayak yedik. Çok ayrı gayrı dalıyoruz, adamların avantajı ne olacak galiba? Gaz yetmiyormuş. Buradan topluyorum. Şuradan 3 kişiyi yollayalım. 3 kişi de buradan. Yayın sadece RTS mi olacak demiş. Zaten cevap verdim. Bir daha sormuş. Peki. Gene mi Rusya? Sen de hep Rusya oynuyorsun. Şöyle biraz şey basalım da webgate biraz daha webgate yalnız ha. Kafana ne kadar şeye gitmiş. Warhammer'a gitmiş. Bol bol adam basmak için. Deve bas artık işte bu. Aleyküm selam. Buradan Muzaffer Yota kardeşime saygılar. Selamlar ha pardon. Sıktı oyu 3 oyna. Antik oyunlar söyleyip durma lan. Oyunu müzeye kaldıracaklar anasını satayım. Birçoğunuzdan eski bu sırada işin komik kısmı. Hani 2000'liler falan var arada. 2000'lilerin bazılarından eski yani oyun. Trajikomik kısmı da o. Hilal taktiği yap böcekler rest in peace demiş. Böcekler bunu öngörmüyor. Oo, arkada şey var. Herif de anca Battle Cruiser'larla geziyor etrafta. Manyak mıdır nedir? Şöyle. Geliyorum. Anti böcek bas. Ne kadar bana karşılar ya. Anti böcek falan. Anti zörk herkes. O küçük detayları şey yapmayalım şimdi. Su yüzüne çıkarmayalım. Ya bize olsak gitmişti. Basalım. Hop, burası tamam. Şuraya biraz işçi yollamam lazım. Oo, carrier abanmış bizimki ama dayak yiyecek gibime geliyor. Ha, mevzuya bak. Ben de karadan gireyim, niye izliyorsam. Carrier'lar ufak uçaklar bulunduran büyük gemiler gibi düşünün. Ufak uçakları saldırıyor ama bu uçaklar patlarsa bizimki ayvayı yer. Haa, yakaladık filoyu. Geçmişler ola. Önemli olan filonun yok olması. Filo gemi şeylerimi vurabiliyor çünkü. Şu büyük şeylerimi, robotlarımı diyeyim ben size. Bunlar karada çok ölümsüz gibi. Çok uzun menzilli çünkü ama. Evet, dağıldılar. Böcek spreyi. Böcekler hücum. Anti-air'a gerek yok. Raid Snake Savar varken demiş. İşte bu. Aradığım azim. Böcekler İrani. Oraya dönmeyelim ya. Yani İrani kavgasını bir daha açmak istemiyorum. O herif hayatında bu kadar pişman olmamıştır o konuyu açtığına ya. Bir daha da hiç görmedim zaten o adamı da.
aşağıya. Hangi ırk oynuyorsun? Protoss'um. Uzaylı ırk. Açalım, bir şey olmaz, açalım. Allah'ım, yine Nidus getirdi yarabbim ya. Ne yapacaksın? Ne Nidus'ı? Çılgın. Ne ya? Bitti? Çılgın.